Sevgili balık burçları, ay burcu balık ve yükselen burcu balık olan dostlarım, hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. İnşallah gelecek perşembeye kadar çok güzel olaylar yaşarsınız. Birbirinden güzel günleriniz olur. Yeni takibi alan tüm dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda diyorum ki dostlar, perşembe Jüpiter'in günüdür ve Jüpiter hem balık burçlarını yönetir hem de yay burçlarını yönetir. O yüzden perşembe günleri başlayacağınız bir zikir, perşembe günü yapacağınız bir dua daha etkili kılacaktır sizi. Kısacası gününüz perşembedir. Bir perşembeden bir perşembeye hem yıldıznamelerinizi veriyorum hem de dua veya zikir veriyorum. %99 zikir veriyorum. Bazen de dua veriyorum efendim. Zikir çekmek sizin bir kere psikolojik durumunuzu düzeltirken ilişki durumlarınızı bir gözden geçirmenizi sağlıyor. Daha üretken bir zihin veriyor. O yüzden takipte kalın efendim. Yıldıznamelerinizi yorumlamaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe yel musûkin en tueddû emaneti ila ehliha ve izâ hakemtum beynen nasi en tahlukuma biladli inna al inallâhe mimma yezukum bil hakkı innallâha kâne semiyan basiran. Şimdi Nisa suresi 58. ayeti okudum. Nisa suresi kadınların haklarını anlatan, kadınlar anlamına gelen bir suredir. Evlilikten, ilişki durumundan, üretkenlikten, çoğalmadan söz edilir. Şimdi arkadaşlar bu hafta duyduğunuz dedikodulara, sevgili balık burçları, duyduğunuz dedikodulara fazla kulak asmayın. Dediğim gibi bir şeyler duyabilirsiniz. Bir kadın balıksanız iftiraya uğrayabilirsiniz. Özellikle ikizler, yay, oğlak ve koç burçlarıyla ilişkilerinizde tartışmaların çıkabileceği. Aynı zamanda her şey güzelken, güzel olmuşken, iki insan birbiriyle anlaşıyorken birdenbire anlaşmazlık ya da birdenbire gidip dönmeyen insanlar olabilir. Bunların sebebi iftira, dedikodu ve söz israfıdır. Bu insanlardan uzak durun derim. Ya bir dedikodu, falan kişi falan dedi, falan kişi bunu dedi, falan filan gibi böyle bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ama anlaşma olanlar, evlilik yolunda adım atanlar çok kuvvetli olacaklar. Birbirlerine çok kuvvet verecekler. Hadid diyor, yevme hadid diyor. Yani bir demir kadar güçlü olacaklar. Eğer aranıza dedikodu girmediyse ve ilişkiniz normal gidiyorsa birbirinize kuvvet veren sözler söyleyin. Yanında olduğunuzu belirten mesajlar atın. İlişkiniz çok kuvvetlenecek. Ben dedikoduya maruz kalanları söyledim ama %25 gibi bir şey onlardan. Yani çok fazla değil. Ama genel olarak dediğim gibi yevme hadid diyor. Yani demir gibi kuvvetli bir ilişki içerisinde olacağınızı tekrar etmek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Genelde çok iyiyim. Evet. Yalnız arkadaşlar bir zamanı yetiştirmekte zorluk çekebilirsiniz bu hafta. Zamanı yetiştirmekte zorluk çekerken yani iki ayağınız bir pabuca girebilir. Ama el beceriniz çok güzel, yaptıklarınız çok iyi. Misafirlerin gelmesi, sizin bir yerlere gitmeniz sosyal alandaki aktivitelere renk katıyor. Gerçekten sosyal anlamda aktif olacağınızı söyleyebilirim. Üzerinizde büyü, nazar, negatif enerji varsa her zamanki gibi söylüyorum. 3 gün üst üste buhur yakacaksınız balık burçları. Daha önce de söylemiştim. Yani Felak, Nas, İhlas Suresi, Ayetel Kürsi okuyabilirsiniz. Bir tutam şöyle bir tatlı kaşığı kadar buhur yakmanızı özellikle öneriyorum. Evet yani hazan çökmüş hanenize ya biraz hüzün denebilir haneniz bu ara. Neşe, huzur gelmesini istiyorsanız buhur yakın, tuz patlatın,
Bunları bol bol yapın efendim. Bunlar benim videolarımda var. Şans bombası ritüelim var. Onu izleyin mesela. Tuz patlatabilirsiniz. Hiç beni aramanıza falan gerek yok arkadaşlar. Şans bombası ritüeli. Onu izleyin. Ona göre tuz patlatın. Gerçekten sonra da bana dua edin. Evet, yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Balık burçları. Balıklar güzel. Başka bir şey ne yapar? Ama gerçekten dağları aşıp çok güzel bir vahaya geldiğinizi, ilişkilerde iyi yönde ilerlediğinizi, borçların, harçların ödeneceğini, bir soluk alacağınız hafta ya. Bunu değerlendirin ya. Gaflet içinde olanlar, size ağırlık verenler gitmiş. Çok az belki bir nazar mı var? Biz de yani şans bombasını şuradan yapabiliriz. Ekstra bir şans gelmesi için. Yoksa büyüler, negatifler gitmiş gösteriyor. Evham etmeyin. Acele de davranmayın. Çözülmüştür çoğu. Çözülmediyse çözülür yani. Onlara kanıp da hayatınızı heba etmeyin arkadaşlar. Uğurlu saatte bir karşılaşma olabilir. Tüm bekar balık burçları, hadi bakalım. Doğru yerde doğru insanla karşılaşmanız mümkün. Gerçekten de ağladığınız bir gün olabilir, hüzünlendiğiniz bir gün olabilir. Doğru insanla doğru yerde kavuşmalarınız olacağını söyleyebilirim. İsminde B harfi olan, T, H, K ve A harfi olanlara büyük şanslar var. Adeta Anka misali yeniden doğacaklar. Burak, Berkay, Betül, işte ya da ne bileyim B harfiyle kız ismi ne var? Burcu falan var, değil mi? Burcu gibi isimler. Gerçekten bu hafta Anka misali yeniden doğacaklarını söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarınız bir yere gidelim diyor, sen yok diyorsun. Durma, hazırlan, valizini hazırla, git efendim. Ya da beraber birkaç kişi bir yere gidin. Yeni karşılaştığınız yerler size güzelliklerle gelecek, iyilikler katacak. İznallah üzerinizdeki ağırlığı atacağınızı söyleyebilirim. Evet. Bağ kurulacak efendim. Küs olan insanların bağı kurulacak. Ağladığınız günler geride kalacak ve aşırı derecede konuşan ya da aşırıya kaçmış şımarık birilerini diyorum, bir kişi değil, hayatınızdan göndermenin vakti gelmiş, göndereceksiniz de zaten. Balık burçları zaten dayanamaz bu tür şeylere. İş bulamayan tüm balık burçları, yevmiye ile çalışacağınız bir iş olabilir. Girin çalışın. Neden girin çalışın diyorum? Bu size bir basamak olacak. İleride daha böyle soft, daha az yorulup daha güzel kazanacağınız dönemler olacak. İşsizsen, iş bulmak istiyorsan dediğim gibi hani günübirlik işlere de gidebilirsin. Ya da işte bir aylık, 2 aylık geçici işlerde de çalışabilirsin. Bu sana öbür işlere kapı açmış olacak. Bir açılışı böyle yap bakalım hayırlısıyla. Üriner sisteme dikkat edin. Yani idrar yolları enfeksiyonu, böbreklere dikkat edin. Tuz yememeye çalışın. Ödem çok var bu hafta. Gözlerde şişlik, ellerde şişlik olabilir. Ödem atmaya çalışın. Yeşil çayı eksik etmeyin. Zerdeçal ya da zencefilli limonlu çay, soğuk ya da sıcak içebilirsiniz. Zencefili özellikle öneriyorum. Mide bağırsak sisteminde ya da böbreklerde mikrop olabilir. Bu hafta enfeksiyonlarla uğraşabilirsiniz. Birkaç dilim limon, birkaç da taze zencefil koyun. Böyle rendeleyin, çok az, şu kadar. Yani bir çay kaşığı kadar yeter. 1 litre suyun içerisinde sıcak su da ilave edin. Bekleyin biraz. Soğuyunca içersiniz. Mikrop öldürmeniz lazım. Mide rahatsızlığı var. Bir de baş ağrısı türü var. O da toksin etkilerinden olmuş. Toksin var yani bu hafta. Üzerinizde ağırlık ve toksin hastalıktan kaynaklanıyor. Onu söyleyeyim. Bunu atın efendim. Hastane işleriniz kısa süreli olacak ama şifaya yönelik olacak. Merak etmeyin efendim. Bir de dediğim gibi dedikodulardan uzak durursanız çok iyi olur. Uzakta birinden selam gelebilir. Yurt dışı olayınız kesinlikle olacak.
Ya yurt dışına haber gidecek, ya haber gelecek, ya da sizin bir konsolosluk işiniz olabilir. Bunu çözmeye çalışacaksınız. Veya yılbaşında yurt dışına gelenler olur, siz gidersiniz, bilemiyorum. Ama ben daha çok sizin Şubat gibi bir yerlere gideceğinizi hissediyorum. Yani hesaplamalarım da onu gösteriyor. Şubat'ta pek çok balık burcu valizini hazırlasın şimdiden. Onu söyleyebilirim. Çok güzel yerlere gideceksiniz. Şubat'ta da iş bulma da olacak sevgili yay şeyim, balık burçları. Pek çok balık burcu şeye gidecek, hani hem iş bulacak hem yurt dışı olayı olacak. Yay dediysem özür dilerim arkadaşlar. Biraz evvel 2-3 yani 2-3 dakika bekledim, sonra sizi çektim. Bazen böyle dilim sürçüyor. Balık burçları. Şubat'ta ben size gerçekten hesap ettim. Ülke değişimi de olabilir, ülkeden gidiş de olabilir, başka bir yerden gelişler de olabilir. Aynı zamanda Şubat'ta bekar balık burçlarına evlilik yüzük takmada gösteriyor efendim. Zikriniz ya Semiu, tekrar sesi 180'dir efendim. Her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi iyi bilen, duaları duyan Allah anlamındadır. Allah dualarınızı duyuyor. Ya Semi, duyma, işitme anlamındadır efendim. 180'dir tekrar sayısı, videonun altına yazacağım. Ya Semiu. Gelecek Perşembe görüşelim efendim. Hoşça kalın, dostça kalın.